Spider-Man uçuşu. Merhaba yoldaşlar, bugün sizlerle sosyal medyada gördüğüm The Finals taktiklerini deneyeceğim. Bakalım gerçekten işe yarıyorlar mı, yoksa sadece bir aldatma mı veya düzeltildi mi, hala devam ediyor mu, bunu göreceğiz. Oradasın. Nispeten daha kolay bir taktikle başlamak istedim. İlk taktiğimize Hook Smash adını verdim. Böyle yukarıdan adamların kafasına inip hasar vermeyi deneyeceğim. Bakalım yapabilecek miyiz? Evet, ilk taktiğimiz için Heavy karakteriyle oynuyoruz. Özelliklerden Charging Slam almamız gerekiyor. Havadayken veya uçtuğumuzda Charging Slam'i kullanıp Hulk Smash yara vurup hasar vermemiz gerekiyor. Bunu deneyeceğiz öncelikle. Ne yapıyorsun lan manyak? Hem kendimi öldürdüm hem adamı öldürdüm. Sanki bana bir el atsanız ya. Allah! Öldü. İyi bir hasar verdim kanka. Ben şurada bir ineyim. Şuna bir füze. Allah! Tabii jumper'le geri kaç. Gel buraya gel. Bekle. Bekle lan. Hulk Smash. Kafama düştü oğlum. Ne yapıyorsunuz? Aa! Kimse gelmeyecek mi buraya? Lan sakin ol dedi. Evet, ilk taktik gayet kullanılabilir bir taktik. Heavy oynarsanız deneyin. Yes! Ye bunu. İkinci taktiğimiz Gezen Taret taktiği. Bu taktiğin düz sandalye tutarak değil de daha efektif yollarla kullanılabileceğine inanıyorum. Hadi oyunda deneyelim o zaman bunu. Evet, ikinci taktiğimizi kullanmak için medium, yani orta boy karakterimizi kullanmamız ve Guardian Tarot, yani Taret skillimizi, yeteneğimizi açmamız gerekiyor. Normal ele alınabilir herhangi bir eşyanın üzerine tareti koyacağız. Ya fırlatacağım ya elimde tutacağım. Bakalım duruma göre nasıl bir hasar verebileceğiz. Şimdi bu taktiği deneyelim. Böyle yan sıksam. Aynen aynen, bu sık öldürse. Mesela böyle bıraksam okey. Hadi öldü, asist. taktik iyiymiş, taktik iyiymiş. Bu sefer böyle yapıştırdım. Bakalım olacak mı? Sıkmıyor. Bence bir combo yaptım gibi orada ya. Bak. Tane elektrik. Evet dostlar, Gezen Taret taktiğinde özellikle tuttuğunuz cismin üstüne tareti doğru konumda koyduysanız çatılardan vesaire kendinizi hiç göstermeden ateş ettirebiliyorsunuz. Eğer tareti doğru konuma koymadıysanız da düşmanı yanına fırlatıp tarete direkt hasar çıkarttırabiliyorsunuz. Geçtik hemen 3. taktiğimize, Spider-Man uçuşu. Bu taktikle istediğimiz yüksekliğe daha hızlı ve kolay çıkabiliyoruz gibi gözüküyor. Hemen oyun içerisinde deneyelim ve ne kadar efektif beraber görelim. Oradasın, bir like atar mısın? Evet, 3. taktiğimiz için light, yani kısa karakterimizi kullanmamız gerekiyor. Grappling hook, yani hook yeteneğimizin açık olması lazım. Bu zaten açık, hook yeteneğimizi seçmemiz lazım. Ve motion sensör aletini kullanmamız gerekiyor. Tüpün, o kırmızı tüp, uçan tüpün üzerine motion sensörü atıp fırlattığımızda direkt hook'a atıp onu tutacağız ve uçmayı deneyeceğiz. Örümcek adam uçuşu. Allah! Selamun aleyküm. Bir yere kadar okeydi. Lan vuramadım. Yes. Yes. Spider-Man uçuşuyor. Merhaba. Evet yoldaşlar, bugün sosyal medyada karşılaştığım 3 farklı The Finals oyun taktiğini denedim. Oyununuz esnasında sizler de efektif bir şekilde bu taktikleri kullanırsanız gerçekten işinize yarayabilir. Ben özellikle Spider-Man uçuşunu çok fazla kullanıyorum. Çok fazla işime yarıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz beğenmeyi ve bu taktikleri kullanıp yorumlarda siz de sevip sevmediğinizi belirtin.